Okyanuslarda yaşayan birçok canlı türü çeşitli şekillerde göç eder. Bu göçlerden bazıları zaman zaman gerçekleşir, bazıları ise süreklidir. Peki bu canlılar binlerce kilometre karelik bir alanda ulaşmak istedikleri bölgeyi nasıl bulurlar? Bu sorunun cevabı balıkların mükemmel yön bulma becerilerinde saklıdır. Karada ve havada göç eden birçok canlı gibi balıklar da göç ederken çoğu zaman güneşten faydalanarak yönlerini bulurlar. Birçok balık, barındığı yerden beslendiği bölgelere doğru yol alırken güneşi kullanır. Bir diğer yöntemse dünyanın manyetik ve bazı elektriksel alanlarındaki değişikliklerden faydalanmalarıdır. Örneğin, köpek balıkları üzerinde yapılan bazı araştırmalar, onların dünyanın manyetik alanındaki değişiklikleri fark edebildiklerini göstermiştir. Okyanuslardaki akıntılar, dünyanın manyetik alanının etkisiyle güçlü elektrik alanları oluştururlar. İşte bu elektrik alanlarından oluşan akıntılar, bir köpek balığı için okyanusta belirgin otoyollar gibidir. Dikkat edilirse suyun altındaki bir balığın kendine bir hedef belirlediğinden ve sonra da bu hedef doğrultusunda çeşitli sistemler vasıtasıyla bir rota izlediğinden bahsettik. Ancak kuşkusuz ki bir balığın böylesine kusursuz bir yeteneğe kendi kararlarıyla veya tesadüflerin etkisiyle sahip olması mümkün değildir. Allah bu canlıları yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları sistemlerle beraber yaratmıştır ve onlara tüm davranışlarını, yön bulmadaki kabiliyetlerini ilham etmektedir. Bu ilham sayesinde balıklar uçsuz bucaksız okyanuslar içinde yönlerini bulabilmektedirler. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görendir.